Baristatus kahve demlemeleri 3-2-1. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın abi? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Harika. Şimdi konsepti biliyorsun. Evet. 3 sorumuz var. Evet. 3 dakika var. Evet. Bir AeroPress demlemesi yapacağız. Evet. AeroPress atölyelerinden biliyoruz. Daha önceki yayınlarda sohbet etmiştik. Senden istediğim şey şu. Hiç ekipmanım yok benim. Elimde bir tek AeroPress var. Tezatında Tillah'ı. Elimizde de sadece Baristatus'un son serisinden Costa Rica. Yeni kavrulmuş. 1-2 haftalık kavrumu olan son serideki kahvemiz var. Cup of Excellence No. 1. Buna çok uygun olmayabilir ama... Şu an mevcutta bunu seçtik. Bununla devam ediyoruz. Böyle bir çalışma sonucunda terazi kullanmadan sadece kendi ölçüsü, su seviyesinin üzerinden bakarak, filtresini koyarak, suyu bile derecesini bilmeyerek kaynattık, beklemeye geçtik. Kaç dakika beklediğimizi söyleyerek hadi bir demleme yapalım. Yapalım. Tamam. Bakalım ne çıkacak. Bakalım ne çıkacak. Adım adım nelere dikkat ettiğimizi söylersen o da süper olur. Ön hazırlıkla başlatmıyorum süreyi 3 dakikaya. Tamam. O hazırlığını yapabilirsin. Okay. Suyu döktükten sonra başlatacağım. Evet. Karıştırma vesaire o aralarda sorularla geliyor olurum. Aslında benim normalde demlediğim AeroPress'i hatırladığım kadarıyla böyle kahveyi aslında suyu silme doldurduğumda böyle muhtemelen 250-300 ml arası bir su alıyor burası. Süper. Bir kaşık kahvenin de ortalama 15-18 civarası kahve aldığını düşünürsen. Bu ciddi bir tartışmaydı önceki yayınlarda bize kaç gram alır konusu. Evet, baktınız mı kaç katı öyle mi oluyor? Şöyle enteresan bir şekilde tane aldığında 14 gram, pardon tane aldığında 16 gram. Tamam. Öğüttükten sonra 14 gram almıştı. Yani ortalama 15 gram kabul edebiliriz. Evet, tuhafmış. Evet. Boşluk hacmi ben şeyde daha fazla olur diyordum. Değil. Evet, değil. Yani kavruldu, öğütüldükten sonra daha fazla boşluk hacmi oluşuyor. Yani bunu bildiğim için de aslında 16-15 gram arası kahve aldığını düşündüğüm için de bundan aslında 2 kaşık uygulayacağım. Tamam. Yine ben bir özüt çıkarmayı hedefleyeceğim burada. Günün sonunda da suyla bypass yapacağım. Bypass yapacağız. Evet. Tamam. Ne kadar su ekleriz? Ne kadar su ekleriz? Şöyle ölçek üstünden gidersin. Evet. Aslında ben tüm AeroPress'i kullanmak namına, hiç kullanmamışçasına gösterdiğimiz için kahveyi koyduktan sonra tamamına kadar ağızda kadar silme su dolduracağım bunu zaten. Evet. Ve ona da tekrar bir de bypass yapacağım. Çünkü koyduğum kahve muhtemelen 30 grama falan tekabül edecek. Tamam. Çünkü aslında AeroPress yaparken şunu biliyoruz artık yani. Bunu artık herkes biliyor yani. Yüksek gramaj, düşük derece, bypass hep çalışıyor. Çalışıyor. Evet. Süper. Tamam. O yüzden bunu daha böyle tartışsız ve aslında kuralsız bir konuma geçeceğiz. Şimdi dağda kırda bayırdayız veya öğrenciyiz. Eve malzemeyi aldık. Terazi yok. Sıcaklığı bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Suyu kaynattım. Kaç dakika bekliyorum? Yani aslında 2-3 dakika beklediğimizde güzel böyle 95-94'lere geliyor. Süper. Biz burada sadece denemelik termometremiz var. Bakacağız onun üzerine dökerek. Onu da söyleyeceğiz. %100 yapalım bence. Yaptık. Tam 100 oldu mu şu an? 100 oldu. Soğumaya mı başladı? Başladı. Tamam. Bence yine 100 yapalım. Tamam. Gerçekten o 1 dakika sonra nereye düşüyor? 2 dakika sonra nereye düşüyor? Veya ne kadar süre geçti biliyorsan şimdi de bakabilirsin. Bakalım hemen. Şu an ben kanettan sonra 2 dakika bir süre geçti. Tamam, süper. Biz başladığımızdan aslında biraz sonra gitti. Nereye düşmüş? Şu an 94.4. Evet, 95. Yani 2 dakika. Kaynattığımız suyu herhangi bir kettle'da 2 dakika boyunca beklettiğimizde 95 gibi bir değeri yakalıyoruz. Evet. Yaklaşık. Bunlar artık net değil. Önemli olan şey şu. Suyu kaynatıp biraz soğumaya bırakıyoruz. 2 dakika bekledik. Evet. Ondan sonraki değeri bizim için bakalım şimdi mesela içine termometre daldırdık. 94.5 görüyorum şu an termometrede. Süper. Biz ama yine de biraz daha soğumasını bekleyelim bence. Bekleyelim. Biraz daha bekleyelim. Biraz daha düşün. 3 dakika bekleyelim. Yani 90'ları görse iyi. 89-90'ları görse iyi olacaktır. Tamam, okey. Çünkü zaman... kahvem de aslında hatırım kadar natural bir kahve diye hatırlıyorum. Hani miydi? Hani bir kahve. Hani proses. Güçlü yoğun bir kahve aslında. Bypasslardan sulandıracağız. Biraz aslında daha derece düşerse çok daha böyle dengeli bir kahve elde edeceğimizi düşünüyorum ben. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yaklaşık olarak 1 dakika beklediğimizde 2 derece kaybediyoruz. 5 dakika beklersek 90'a kadar kesinlikle düşürmüş olacağız. Kesinlikle. Tamam. Bunu reçetenin çalışan tarafına bir not edelim. Kaç dakika beklediğimizi. Okey. Biz onda şu an 93'te. Tamam, 93'lerde 92 küsürlere kadar gördüm demin. Okey. Suyumuz soğurken kahveyi istersen hazırlayabiliriz. Tamam, öyle yapalım. Kahvede peki silme doldurmayı çekirdek mi yapacaksın yoksa kaşığı öğüttükten sonraki silme doldurma mı yapacaksın? Bir daha sorsam hiçbir şey anlamadım. Bunu şimdi doldurup da mı öğüteceksin? Tamam. Yoksa önce öğütüp sonra doldurarak iki silme mi yapacaksın? Yani dolu dolu çekirdek mi, dolu dolu öğütülmüş kahve? Dolu dolu öğütülmüş yapacağım. Tamam, o zaman öğütebiliriz. Buyurun. Umarım elimizde kalan kahve bu deneye yeterli olur. Olacaktır elbette. Bakalım şimdi onu.
göreceğiz. Kolunu test edebilirsin yine. Evet. Yok, az öncekinden aslında hatırlıyorum. Başlamadı. Tamam. Onun için istersen ona da bakabilirsin. Aha. Sorun değil. Aslında az önceki öğütümden az çok hatırlıyorum. Hı-hı. Ben yine de ufak bir testini yapayım. Minicik bir test yapayım. Tüm güzel kahveyi ziyan etmeyeyim. Daha önceki yayında da bahsetmiştik. Bu ters yöntem diye biliniyor. Aslında AeroPress'te şu filtreyi koyduğumuz kısmı kapatıp düze çevirerek basıyoruz ama buradaki dezavantaj şu, suyun kendi cazibesiyle, yer çekimi etkisiyle damlamaya başlıyor. O nedenle orada şeyi tam kontrol edemiyoruz, akışı kontrol edemiyoruz ama burada ters çevirip de üst kısmına yerleştirdiğimiz zaman şunu net bir şekilde biliyor oluyoruz şu harekette. Burada içindeki kahveyi suyla ne kadar süre buluşturmak istiyorsak o kadar süre buluşturabiliyoruz. O bizim için bir avantaj. Kahve kokuyor hala. Evet, geldik geri. Evet, meşhur. Oh. Cup of Excellence No. 1A. Güzel. Reji'den bir onay rica ediyoruz kahveye. Şu an tam 88.9. Yani tamam, 89 süper. Civarında. Tam istediğimiz gibi aslında. Güzel. Geçen süreyi de göz önüne alarak evet. Zaten video süresinden de onu tespit edebilirsiniz. Ne kadar zaman geçtiğini. İlk başta 2 dakika geçti demiştik. Onun üzerine geçen süre. Şimdi evet. Su hazır. Her şey hazır. Evet. Bir filtrem ben... hazır değil. Filtre bulamam lazım. Filtre için kafek yoksa ne kafeyi ya? Bir dakika. Aklım şeye gitti. Evet. Buyurun efendim filtre. Tek mi çift mi? Çok teşekkür ederim. Çift. Neden? Basıncı arttırmak istiyorum. Tamam. Biraz neden basıncı arttırıyoruz ya basıncı arttığında aslında bu espressodan da bildiğimiz gibi aslında basınç biraz daha arttığında daha kompleks tatlı ortaya çıkabiliyor. Onun için aslında tamamen. Bu acaba şeyde de çalışıyor mu? Hiç TDS ölçme şansın oldu mu? Mesela çözülmüş madde miktarının da basınçta değişmesi gibi bir durum var mı? Yoksa zaten çok kısa süre bastığımız için o etkilemiyor mu? Ya bence kesinlikle etkisi vardır. Hiç ölçmedim ama kesin etkisi olduğunu düşünüyorum. Bence vardır yani. Bu yayının konusu değil. Belki ileride evet. Buna bakabiliriz. Bugün olabildiğince iptidai koşullarda kahveyi nasıl evet. Demlerize baktığımız için bu detaya girmiyoruz ama o da belki bir evet. Üzerine çalışılabilecek bir konu. Peki çift filtre koyuyorum. Çift filtre koyuyorum. Tamam. Kağıtlarımı güzelce ıslatmam gerekiyor öncelikle. Harika. Bunu yaparken hem hazlemi de ıslatmış olayım biraz. Bu da böyle ıslatarak hazır hale getiriyoruz filtremizi. Evet. Kabardı. İlk suyla beraber 3 dakikamı başlatacağım ben de. Evet lütfen. Bir kaşık var. Tatlı kaşık yok galiba değil mi? Tatlı kaşık var mı? Maalesef. Olsun süper. Hep metaldeyiz. Evet. Önden peki. Kahveyi mi koyuyorsun yoksa şey önden kahveyi koyacağım. Tamam peki. İstersen sarı şeye de alabilirsin. Daha rahat dökmek için. Sarının içine dökebilirsin. Ha, hep unutuyorum ben ya. Biraz pratiklik sağlıyor. O doldurmayı falan kolaylaştırdığı için. Bir de bu için. Güzel. Bizdeki böyle et bu kadar bükülmüyor. İlk havanı gel. Evet o. Komandante'nin. Hop. Şöyle yapayım. Yeni tasarladığı. Evet. Birinci silmemizi hazır ettik. Zaten tam. İstesek de daha fazlasını bulamayacakmışız. İki silme kahve çıkardık kendimize. Peki. İkinci silmemizi de koyduk. Şu an hazırız. Hazırız. Sıcak suya geçerken ben evet. De süreyi başlattım ve ilk sorumu soruyorum. Buyurun efendim. Daha önceki yayında hiç konuşmamıştık ama yurt dışında çalışma fikri hiç oldu mu olmadı mı bunu bilmeyerek soruyorum. Eğer yurt dışında barista olsaydın hangi ülkede barista olmak isterdin? Yani aslında nerede olmak isterdim? Daha çok aslında sanırım böyle Londra gibi yerlerde olmayı daha çok isterdim herhalde. Oradaki aslında hem o kitleyi hem oradaki o müşteri kalitesini galiba biraz bildiğimden ötürü. Hı-hı. O daha baristanın daha saygı gördüğü, belki bazen sir diye hitap edilen baristayla karşılaşmak tabii ki çok daha keyifli. Oraya olması çok isterdim. Olabilir bu arada. Belki Midlet'le oraya gidebiliriz. Evet. Vay güzel. Evet, belki bir dükkan olabilir. Değişik bir ön bilgi de almış olduk bu konuda. Peki bu belki üçüncü soracağım soruyu da bir yerde bağlayabilir. Döküş hızını nasıl ayarlıyorsun? Belli bir şey var mı? Aslında şu an bir ön demleme gibi bir brewing yaptım aslında. Önce kahve ıslattım. Güzel bir çalkaladım. Aslında şu an normal ortalama bir döküş yapıyorum. Çok öyle döküşe dikkat etmiyorum ne yalan söyleyeyim. Çok da inanılmaz şey döküyorsun bu arada. Sabit hızda döküyorsun. Evet. Hiç böyle büyük küçülmüyor.
Zaten aslında bekleyeceğim için çok öne, aslında bu bir prover sistemde olmadığı için çok öne, döküşe önem kritik verdiğim değil. Bir yer aynen yok. Aynen öyle. Sadece yeterince doğru ıslatma evet. konusu. Sonra karıştırma yapacak mısın? Yapacağım. İki. Karıştırmadaki espri ne? Aslında yine burada çözümü arttırmak istiyorum. Tüm kahve, tüm suda güzelce temas etsin. Hı-hı. Güzel çözülsün. Ama ne var ne ortaya çıksın. Yok onu kullanmayacağım. Onunla böyle çok aslında ileri geri bir... Şapur şupur yaptığı evet. için değil mi? Evet. Ben daha artı çok çizmek. Çok doldurduğunda. Evet aynen. Kesinlikle. Çok sağ sol taşıyabiliyor. Ama normalde olursa ahşapta kullanmayı tercih ediyorsun. Kesinlikle. Kesinlikle. Tamam metal çünkü biraz böyle etkili olabiliyor. Evet. Bir 20 saniye 30 saniye kadar karıştıracağız. Peki. O arada ben de ikinci soruma geçeyim o lütfen. Zaman. Bir mekanı devralıyor olsan, tamam. sana deseler ki istediğin bir mekan seç, yarın itibariyle bu mekan senin. Tamam. Hangi markayı ve özellikle hangi şubesine devralırdın? Hmm. Ben, harika bir soru. Ne yapardım? Evet, gergin bir soru. Hiç böyle bir şey düşünmedim çünkü daha önce hayatımda. Şey alabilirdim. İddialı bir Espresso Lab'in kavurmanesi var ya. Mert'teki. Mert'i alabilir. Helal olsun be. Vallahi evet, benim de aklımda orası vardı. Değil mi? Güzel. Ama çok değiştirdim orayı. Öyle mi? Kesinlikle. Ne yapardın? Yani kesinlikle bir kere hani o kadar büyük bir yeri harika bir brew bar, harika bir espresso bar yapardım. Gerçekten iyi ama şu anki yeri de. Çok iyi. Fena değil. Evet ama oradaki aslında o kitle ve aslında çok hani doğru bir kitlenin çok doğru ürünlerle buluşunu çok düşünmüyorum. Yani öyle bir daha yerde. Daha biraz daha farklı bir şeylere evet. yönlendirecek. Evet yani oradaki yapardım. Gelen kitlenin çok kahve için geldiğini düşünmüyorum ben. Şahsen benim fikrim bu. Ben orayı gerçekten... Şamiyane tabirle piyasa deniyor. Biraz onun beklenti de mi gidiyorsun? Evet kesinlikle oradan. Biraz öyle. Yani mesela öyle bir yerde işte belki 6-7 espresso değirmenli çok saçma bir espresso bar yapılabilirdi. Süre bitti ama ben yine de 3. soruma soracağım lütfen. Tabii ki. Hatta 2B'yi soracağım. Sence lütfen. Türkiye'de genelde kahvede iyi kahve markaları piyasa yapmak için mi kullanılıyor? Yani bence öyle değil. Kullananları var. Ama işte birkaçı verdiğimiz örnek gibi bazı firmalar... Bunu markaları tenzih ederek söylüyorum. Evet evet kesinlikle yok yok hayır. İnsanlar genelde ya gidelim işte insanları evet. farklı işte gruptan insanlar görürüz tanışırız vesaire yaklaşımıyla kahvecilerin yolunu tutuyor olabilir mi aslında? Evet olabilir yani aslında o. İşletmeler aslında hem nitelikli bir şeyler yapmak istiyorlar ama o piyasa kitlerinde çok vazgeçemiyorlar. O ikisinden sıkışıyorlar. Evet. Ve güzel arası, olurdu yani. Evet burası. Kesinlikle harika olurdu. Peki o zaman 3... Kahve açmak için bir kafe açmak için bir destinasyon seçsen burası neresi olurdu? Herhangi bir şehir, herhangi bir yer olabilir. Ama Türkiye'de olsun. Tamam. Çünkü artık anladık. Kafada bir hedef var. Böyle bir Londra'da yer yapmak gibi. Ya. Onu tekrar cevap olarak almayayım. Onun için Türkiye'de diyeyim. Vallahi neresi olabilirdi? Aslında kesinlikle İstanbul olmazdı. Öyle mi? Kesinlikle olmazdı. Neden? Sevmiyorum ben ya. Çok kalabalık. Aha. Evet biraz... Sosyal fobim de var. Çok hoşlanmıyorum o kadar kalabalıktan. Ben böyle kesinlikle bir daha böyle güneyde bir yerde isterdim. Ama tabii ki de böyle köy gibi bir yer değil de işte sağlıyorum Fethiye olabilir mesela. Hmm. Hem hani... Flora fauna selam olsun. Evet. Hem oturan yaşayan bir İngiliz kitlesinin de olduğu işte yaşayan bir halkın da olduğu bir merkezinin de olduğu bir yerde. Çok büyük cüzdan yapmasına gerek yok. Hı hı. Ama güzel bir kitleyle buluşabileceğim. Yok olsun bizim olsun diyorsun. Evet kesinlikle. Vay be bence aslında olsa bir isterdim. Meat Lab'i alırdın diyordum ya. Ha, yok onu zaten alırız yani. O zaten bizim. O bizim zaten. Aynen öyle. Aa güzel değişik enteresan bir cevap oldu. Bu arada basmadan önce böyle bir çalkaladın. Evet. Onda amaç ne? Ya aslında, yine aslında yatağı toplamak için orada. Tüm kahveyi ortada toparlayıp üzerinden ötürü suyu geçirmek. Ben de çok da aslında sağdan soldan su kaçsın istemediğim için. Tüm kahveyi ortada güzel. Toplayıp üzerinden o girdabın üzerinden beraber basınçla suyu ittim aslında aşağı. Ha anladım. Evet. Şimdi göz kararı biraz da ya şurada aslında bir ölçeğimiz var. Evet, bir var orada. Peki. Ona biraz yaklaşabilirim. Toplam ne kadar özüt çıkarmıştık yaklaşık olarak? Yani totalde 250 evet. gibi bir şey çıkardık zaten. Evet, bence şu anda totalde 200-250 evet, arasında. Bir 300 ml kahvemiz var. Aynen öyle. Yani totalde herhalde bir 30 gram, 28 gram kahve kullandık. Hı hı. Bu kahveyi daha önce içtin. İçtim. Teşekkür ederim. Şimdi ben teşekkür ederim. Şimdi bakalım ona göre değerlendirelim. Hiç evet. ölçmedik, tartmadık, biçmedik. Bakalım ona göre çok dürüst, halisane bir şekilde evet. değerlendirip bakalım bu kahve ne oldu, nasıl oldu, istediğimiz gibi oldu mu? Önceki tecrübelerimize kıyasla evet, hemen bakalım nasıl bir şey çıktı. Bir görüyor olalım bakalım. Süpersin. Çok kışırdık. Sorular ilginç cevaplar verdiniz. Biraz ters köşe oldum onu söyleyeyim.
Bu bulanıklığın temel sebebi ne oluyor AeroPress'te? Aslında filtre kağıdından daha sonra geçtiği için, çok kahveyle suyun çok temas ettiği için biraz daha bulanık çıkıyor. Bu aslında French Press'te de böyle olur. İşte evet. Yine çoğu suyla arkası. Evet. Çoğu suyun dedi. Yani aslında kahveyle suyun çok temas ettiği tüm aslında demleme boğuluyor. Boğuluyor, başımıza geliyor evet. Koku da net. Çok yabancılık çekmediğim bir koku. Bu kahvede evet. Biraz aşinalık kazandım diyebilirim artık. En çok tüketenlerden biri olarak. Tat farklı. İnanıyorum hocam, bence yine biraz sulu. Evet, da öyle onu söyleyebilirim. Evet. Okey, o konuda şimdi ya da biraz yapabiliriz. Daha mesela bekleyebilirdik şeyde. Kapaktaki beklemeyi biraz bekleyebilirdim. Tat profili fena değil bu arada. Yani doğada hiçbir ekipman bu kahveyi içer miyim bir kampta? Bayıla bayıla içerim. Yani kampta aynen. Bu kahve. Aynen öyle. Yani. Şimdi bir tezatı da oynadık aslında. Çok kaliteli tabir edilebilecek premium bir kahveyi ölçüsüz, ölçeksiz, şunsuz, bunsuz attık, demledik. Çıkan sonuç verdiğimiz onca reçetede evet. Gördüğümle böyle ya çok saptı ya ne oluyor diyeceğim bir şey değil. Ve bunu belki de böyle biri yapıp da ya bu ne içiyoruz evet. Dese acaba olabilir mi ya? Bu Costa Econo bira olabilir evet. Mi? Derim. Evet. Bu kahveye derim kesinlikle. Çünkü o net gördüğümüz notalardaki, tattaki profil alameti farikalar aynen geçmiş durumda. Evet. Sadece biraz daha dediğin gibi sululuk konusunda evet. Ben de katılıyorum. Ya bu konuda benim diyeceğim bir şey var. Bence zaten kahve iyiyse, sen de çok iyi biliyorsun. Kavurması da, demlemesi de kolay oluyor biraz. Bu, evet, bu bir doğru, gerçek. Doğru, kavurması da çok kolay oluyor. Zorlamıyor. Aynen. Evet, yani bunun demlemesi de kolay oluyor. Yani çok... Bunu nasıl profillediniz diyorlar. Yani Şerif Hoca sağ olsun, buradan da selam olsun. İkinci denemede tık diye buldu profili. Evet. İki kez denedik. Evet, birinci evet. Profilledi. Şunu değiştireyim dedi. Değiştirdi. Tık tuttu. Oturdu. Tamam dedi. Bu kahve bunun için evet. Gayet yeterli. Evet. Renginden efendime söyleyeyim ilk cupping'deki notlardan vesaireden tamam dedi. Bu ikinci profil yeterli. Bir daha denemeye gerek yok dedi. Çok da güzel. Eline sağlık. Şerif hocamdan da ben eğitim aldım. Öyle mi? Karama eğitimini ondan süper. Almıştım. Ona da buradan selam olsun. Çok da güzel bir video çekip paylaşmıştı. Evet. Kahvenin demleme videosunu. Vallahi eline sağlık. Afiyet olsun. Oldu. Umarım beğenmişsiniz. Basit bir şekilde anlatmış olduk. Evet, güzel cevaplar şeysiz. Aldık bu arada senden. O da çok ters köşe cevaplardı evet. Bir kısmı. Etkileyiciydi benim adıma. Bak, öyle söyleyeyim. Peki. Yani bir yandan İstanbul'un en büyük mekanını devralarak diğer yandan da seni evet. Fethiye'ye götüren güç arasında sana bol şans diliyorum. Teşekkür ederim. Ben de bu çelişkiden çıkmayı umuyorum. Umarım bu çelişkiden kurtulurum. Bol şans diliyorum bu ikisinin arasında. Bir İngiltere'de Sörit abimle muhatap evet. Olmakla evet. Fethiye arasında bakalım. Güzel bir skala var. Göreceğiz. Oynat bakalım. Oynat bakalım. Bunu böyle yıllar sonra izleyince evet. Görmek umarım. Güzel olacak. Güzel bir an olacak bu. Aynen öyle. Peki, hadi kapatalım hadi yayını kapatalım. Beraber. Ellerine sağlık. Baristatus kahve sohbetleri ya da demlemeleri. İkisi de olur. Baristatus kahve demlemeleri 3-2-1.